Merhaba arkadaşlar, Her Şey Doğalca YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün gazeti pişireceğim. Bunun içine kazı temizledim, tüylerini yoldum. Bu şekilde hazırladım. İçini temizlemesini çekeceğim inşallah. Temizlenmiş mi? İlk olarak elimize keskin bir bıçak alarak işe başlıyoruz arkadaşlar. Elimize de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kazı tam ters yatırdım. Tavuk da aynı şekilde arkadaşlar. Kaz, tavuk, horoz yani küçük baş hayvanlar bu şekilde. Ortadan ayırıyoruz ikiye. Burada kemik olduğu için çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hatta ben kendi evimde burasını testereli bıçakla alıyorum. Ama köyde testereli bıçak yokmuş. Kemiği testereli bıçakla kestiğimiz zaman daha kolay oluyor. Arkaya doğru gelirken de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bağırsaklar olduğu için bağırsaklara bıçak temas etmemesi lazım. Çünkü içeri dağılırsa pislik tamamen kötü olur. Kemiği yarısına kadar kestim ama tam ortadaki sert yeri bayağı kesemedim. Zorladı beni. Elimle ayırmaya çalışıyorum ama bir türlü kıramıyorum arkadaşlar. Gücüm yetmiyor. Ama ayıracağım arkadaşlar. Yani o kemiği kırmam lazım. Yoksa tavuğu temizleyemem. Dolayısıyla size de gösteremem. Köyde olduğumuz için arkadaşlar kolay bir şekilde nacak da buldum. Şimdi nacakla kırıyorum. Nacak daha iyi olacak sanırım. Çünkü bıçağın gücü yetmedi. Benim de aynı şekilde nacakla kırdım şimdi orayı. Elimle ayırıyorum. Etin güzelliğini görüyor musunuz arkadaşlar? Kıpkırmızı, sanki dana eti, kaz değil de. Kaz eti zaten çok meşhur Kars taraflarında falan da. Ben ilk defa kaz eti yiyeceğim. Nasıl bilmiyorum. Kendi beslediğim kazlardan bir tanesi. Ama iskilip dolmasıyla harika olacağına eminim arkadaşlar. Nasıl bir sert bir kemik yapısına sahipmiş arkadaşlar. O kadar zorladı ki beni. Küçücük kemik. Normalde tavuk ya da horoz şeyi olsa, kemiği olsa çabucak bıçakla kırılır. Ya da marketlerden almış olduğumuz tavuklarda. İşte o yüzden doğal ve yani açıkta yayılmış, gezinmiş, otlamış tavuklardan ya da horozlardan alınması tavsiye ediliyor bence. Bu denli sağlıklı ve sağlam. Oradan soluk borusunu çekip çıkardım arkadaşlar. Umarım farkına varmışsınızdır. Şimdi bir güzel ayırıyorum tekrardan. Ve iç organlarını şimdi elimle avuçlayıp iç organlarını alacağım. Tabi bu karın alt bölgesindeki yağları güzelce bir ayırmam lazım. Organları çıkarmam lazım ortaya. Ay, böbrek herhalde ya. Kalp mi? Kalp o. Ciğer burada. Arkadaşlar şimdi aşağıdan yukarıya doğru bağırsağı çıkarmaya çalışıyorum. Yani boynuna doğru çekiyorum. Bu şekilde çekişimin sebebi şey de çıkacak. Yemliği de aynı şekilde aynı yerden çıkacak. Zaten birleşik. Bu bağırsağın ucu. Ucunu bağlıyoruz bunun ki içinden pislik çıkmaması için. Getireyim mi soğanı? Yok. Orada yap. Böreği pişirelim mi? Yok orada şimdi. Koyayım mı? Yok. Akşama doğru sıcak olsun. Arkadaşlar belki kaz da şey iskilip dolması yetmez diye börek de yapıp getirmiştim evden. Şimdi kazımızın organlarını bu şekilde dışa doğru çıkarıyorum arkadaşlar. Bu şekilde yavaş yavaş çektirerek büyük parçayı oradan ayırmaya çalışıyorum. Ve en pis noktaya doğru geliyorum arkadaşlar. Yani kazın poposuna doğru geliyorum ve orasını keseceğiz. Kusma çok dikkat ederek kesin çünkü burası... hayvanın organı. O yüzden de dağıtmamanız gerekiyor. Buradan şimdi karaciğerlerini alıyoruz. Yenilebilecek organlarını alacağız ve diğer kısmı atacağız. Bu yeşil sıvıya dikkat etmeniz gerekiyor yine. Bu da acımuk derler. Allah'tan içine dağıtmadım. Arkadaşlar bu sıvı içine dağılınca acı olduğu söyleniyor ama hiç dağılmış halini yemedim yani bilmiyorum nasıl bir şey. Annem öyle derdi. Burada taşlığımız var.
Taşlığı da yine aynı şekilde bağırsaklarına dağıtmadan almamız lazım. Taşlığın iki tarafında bağlı olan bağırsakları bu şekilde kesiyoruz dibinden. Aşağı doğru sıyırmamın sebebi akmaması için. Çünkü daha orada almamız gereken yağlar falan var. Bu tür işleri yaparken yanınızda bir tane gazete bulundurmanızı tavsiye ederim. Çünkü tezgahın üzerine ya da lavaboya boşaldığı zaman tekrar temizlemesi çok zor. Keşke gazeteyi en başından açsaydım arkadaşlar. Yani baştan açmadım gazeteye yapışır diye. Taşlığını açarken size göstereyim şu şekilde. O taşlığın içinde taş var. İsminden de anlaşılacağı gibi. Tavuklar taş da yiyebiliyorlar. Bakın bu şekilde taşlığı soyacağız. Taşlığın üzerinde sarı bir bariyer var. Onu bu şekilde soyduktan sonra bembeyaz altı çıkıyor. Ve onu yıkayıp temizledikten sonra yine yiyebilirsiniz. Şöyle bir dipnot düşeyim. Kendi kestiğiniz tavukların karaciğerini ve taşlığını ayak altınıza sarıp vücudunuzdaki zehri ayaklarınıza biriktirip daha sonrasında sülük tutturduğunuz zaman gerçekten vücudunuza detoks etkisi yapar. Ve vücudunuz temizlenmiş olur. Karaciğer vücudunuzdaki pisliği, toksini aşağı doğru çeker. Yalnız bir gece sarılık kalması gerekiyor. Arkadaşlar tavuk temizlemeyi annemden öğrendim. Annem ne zaman tavuk temizlese beni araya araya bulurdu sağ olsun. Tavuğun bacaklarını falan tutmam için o yolarken ben de tavuğu tutardım. Ve o yüzden bu kadar püf noktalarına varana kadar dikkat etmişim. Çocuk beynime girmiş yani. Bazen de keşke girmese miydi diyorum arkadaşlar. Çünkü bilmiyorum deme şansınız yok. Her işten anlamak da iyi değil bazen. İyicilerdeyiz. Köyün sürüsü geliyor arkadaşlar. Sesi duyuyor musunuz? Ne kadar güzel. Niye koydun anne? İyi tamam. Tamam. Tamam sorun olmaz. Arkadaşlar kazın özelliği yağlı olması demiştim. Yağının yani bayağı bir miktarı da bağırsaklarında. Bu şekilde bağırsaklardaki yağı da alıyoruz. Arkadaşlar sanıldığı kadar zor değil. Gerçekten hani isterseniz bunu yapabilirsiniz. Yani kendi elinizden çıkmış bir tavuğu yemek ne kadar güzel bir şey. Yani tavukları tamam marketten hazır alıyoruz ama İçerisinde bin türlü ilaç var ve biz bunu bilmiyoruz. Çocuklarımıza yediriyoruz, kendimiz yiyoruz. 40 günde yetişiyor diye sattıkları et tavukları bile ben aldım civcivinden. Yani 40 günde falan yetişmiyor arkadaşlar. Nereden baksanız 4-5 ayda yetişiyor. Yani 40 günde nasıl o hale geliyor o tavuklar, nasıl kesime hazır hale geliyor aklım almıyor arkadaşlar. Nasıl bir ilaçlar veriyorlar da o tavuk kocaman oluyor. Bağırsaklardan da bu kadar yağımız çıktı. Karaciğeri. Böbreği, böbrek mi kalp mi ben bunu tabi bilemedim. Kalp mi? Bu da taşlık. Tamam. Tavuğumuzu değil kazımızı temizleme işlemi bu kadar. Yani gerçekten görüldüğü kadar zor bir şey değil yani. Çekiyorum. Evet süpersin. Hani bir daha.